Ay. Merhaba. Merhaba. Buraya bakacaksın. Merhaba. Şimdi biz oğlumla birkaç tane o ne diyordan test çözeceğiz. Evet, test. Karşımdan sınava başladım. Aferin. Şimdi bakalım neler neler var. İsmin ne olmalıymış? Bakalım. Umut Liman yerine ne demeliyiz acaba? Cinsiyetin? Senin cinsiyetin ne? Ayak niye kalkıyor? Ama olmaz ki. Tamam, kalksın. Sıkıntı yok. Cinsiyetin erkek. Yani şimdilik nerede ne olursun bilmiyorum. Yaşım 18-6. Evim. Burcum. Balık. Ama buraya bak. Yine ben mi sorunları cevaplayayım? Allah Allah. Doğum saatin. Bu. Senin aslında ismin Bora ile Berk mi? Sana bundan sonra Bora diyeceğim. Ne ara elime suçtun Benim bundan sonraki adım Bora'ymış. Ya. Peki. Bora Berk. Tırnak şekline göre ileride çocuk sayını ölçeceğiz şimdi, tamam mı? Bakalım tırnaklarına. Tırnağın hangisiymiş? Bakabilir miyim? Bir saniye. Kare galiba. Torunum olacak. Ne mutluyum. Hayır, ne olmuyor? Şimdi bir tane daha. Bir tane daha seçelim. Sadık biri misin? Tamam, bunu da öğrenelim. Ha, sadık mısın oğlum sen? Hı. Ne kadar sadıksın mesela? Şimdi, flört etmeyi sever misin? Çok flörtözsün bence. Herkese gülüyorsun çünkü. Sevgilin varken eski sevgilin görüşmek istese görüşür müsün? Hayır, sakın öyle bir şey yapma. Ya sen görüşmezsin. Çünkü benim oğlum. Eski sevgilini stalkluyor musun? Stalk ne biliyor musun oğlum? Ha, şu an. Sevgilin olmadığı için eski sevgilin de yok. Haliyle hayır diyeyim. Arkadaşları eğlenmeye çıksa haber vermese problem yapar mısın? Ay, senin yanına götürmezlerse yaparsın tabii ki de. Değil mi? Niye beni de almadın yanında dersin? Peki sence ilişkide her şey haber verilmeli mi? Verilmeli mi oğlum? Sen seç. Böyle. Birini seç. Dedi. Tamam, hayır. Birinin hayatında öncelik olmak ister misin? Sen benim her zaman hayatımda öncelikli sıradasın. O yüzden evet. Evleneceğin kişinin daha önce evlilik geçirmiş olması seni rahatsız eder mi? Hayır demelisin buna muhakkak. Son olarak sevgilin varken öyleysine birisiyle flört etmek aldatmak mıdır? Tabii ki de anlatmaktır oğlum. Anlatmak mıdır? Söyle. Ama cevap vermiyorsun. Ne oldu oğlum?
yeni kustum ya Allah'ım. Ay, evet diyeceğim. Bu samimi oldu. Evet, bak sadakat denilince sen. Sen sadık bir insansın demiştim. Sen etrafındaki herkese fazla sadık birisin. Önceliğin her zaman hayatını aldığın kişiler oluyor. Ama önceliğin hep ben olsun, tamam mı? Şimdi benim önceliğim sensin. Bu sevgili de olsa, arkadaş da olsa veya aile de olsa onlara bağlı kalmayı biliyorsun. Bu senin için önemli.